bir sene aradan sonra Schengen vizesi için tekrardan başvuru yapmaya karar verdim ve evrakların çokluğu arkadaşlar. En başta başvuru formu, uçak bileti, otel rezervasyonu, seyahat sağlık sigortası, niyet mektubu altında uzun süreli niyet mektubu da var. İş yeri izin yazısı altında, Türkçe bu, İngilizce çevirdim onu. İşe giriş bildirgesi, hizmet dökümü var. Bunu e-devlet alıyorsunuz arkadaşlar, barkodlu olmak zorunda. 3 aylık maaş bordrosu, iş yeri faaliyet belgesi, bunu ticaret odasından almamız gerekiyor. Yanında resmi gazete, yanında imza sürükleri, iş yerinin vergi levhası, 3 aylık hesap dökümü. Bu yani bu ek destekleyici maddi evranınız varsa bu onlarla ilgili arkadaşlar. Tapu ve noter araç şeyi var arkadaşlar orada. Burada ikametgah, yanında vukuatlı nüfus kayıt örneği, yanında pasaportun ilk sayfasının fotokopisi, kimliğin fotokopisi, son 3 sene içinde alınmış pasaporttaki vizelerin fotokopisi. 2 tane de orada var. Yanında pasaport, yanında fotoğraf. Yani toplam 50 sayfa falan var. En fazla yer kaplayan banka hesap dökümü. Ve arkadaşlar toplam evrak kalınlığı şu şekilde. Benim en fazla yer kaplayan banka hesap dökümü oldu. Banka hesap dökümünden dolayı biraz böyle şey oldu. Pasaport, fotoğraf. Bakalım yarın randevu var. Randevuda sonuç ne çıkacak göreceğiz. Tabi ortalama 2 hafta falan sürüyor ama daha önceden vizeniz varsa daha hızlı sonuçlanıyor. Yani tahmini olarak 3 günde kargoyu verileceğini umuyorum. Bakalım hayırlısı.